Evet, hepinize hoş geldiniz diyorum. Genel jeofizik dersini ilk defa jeoloji mühendislerine veriyorum desem aslında doğru olmaz. Daha önce de yüksek lisans düzeyinde yurt dışında aslında jeoloji mühendisleri için jeofizik dersini vermiştim. Exploration Geophysics for Geological Engineers diye. O nedenle tabii lisans düzeyinde bu dersi ilk defa veriyorum. O nedenle benim için güzel çünkü bir bakıma sıfırdan bu dersi birlikte alıyoruz. Tabii bu dersin önemli bir kısmını sizler araştırarak yapıyorsunuz. Tek taraflı bir ders yapmıyoruz. Çok taraflı bir takım çalışması yapıyoruz. Her arkadaşımız bir uzmanlık alanı seçti. Uzmanlık alanıyla zengin olma diye bir seminer vardı. Uzmanlık alanıyla insanlar zengin olabiliyor. Bunun anlamı şu, bir konuda uzmanlaşma. Yani işte iki türlü strateji var öğrenmede. Bir tilki stratejisi, iki de kirpi stratejisi. Tilki gibi her şeyden biraz anlayanlar ile kirpi gibi her şeyden anlamayıp bir şeyden çok çok anlayanlar arasında gidip geliyor insanlar. O nedenle de aslında bizlerin bir konuda çok derinlemesine uzmanlaşması gerekiyor. Bir konuda gerçekten bizim bir numara olmaya çalışması gerekiyor. Ben her şeyden anlarım, ne olursa yaparım mantığı bugün tabii ki çok gelişmiş ülkelerde pek de tutarlı ve kabul edilebilir bir mantık değil. Bu şekildeki öğrenciler benim öğrencilerim. Hepsi mezun oldu. Saha sismoloji dersi vermiştim. Hepsi sahaya çıkmıştı. Sektörle 3 saha çalışması yapmıştı. Görüldüğü gibi genel jeofizik dersi için aslında önemli bir resim arşivini de tekrar açtım ve bu dersin kapağı yaptım. Genellikle bizlerde bir kaynak var, bir de alıcı var. Yerin ne yapıyoruz? Altına bir enerji veriyoruz. Bu enerji elektrik enerjisi de olabiliyor. Her türlü farklı aktif ve pasif enerjiler olabiliyor. Özellikle sismoloji çalışması yapılıyorsa bu enerji aktif enerji, yani bizler yerin üstünde aslında bir yapay deprem meydana getiriyoruz. Ve bu meydana getirmiş olduğumuz yapay deprem ya da depremciğin gücü ne kadar büyükse ne yapabiliyoruz? Sinyalin gücü ne oluyor? O kadar büyük oluyor. Veri kalitesi aslında sinyalin gücü ortamdaki gürültüye oranlaması ile bulunuyor. Tabii ortamda bir gürültü var. Şu anda tabii ben bu dersi verirken en sessiz ve gürültüsüz bir ortamda vermeye çalışıyorum diye. Çünkü ses kalitem yükseltim ve size vermiş olduğum sesim ki ses dalgaları aslında bir sismik dalgalardır. Sizlere daha kaliteli bir enerji transfer edebileyim diye. Aynı bunun şekilde de ortamda tabii her zaman çok erken saatlerde sismoloji çalışmalarına başlayabilme imkanı yok. Genelde sabah işte ne bileyim 5'te başlarlar, işte trafik sesi olmasın, insan sesi olmasın, ortamın gürültüsü biraz azalsın diye. Ve bu şekilde de tabii ki yerin altına yollamak istediğiniz enerjinin gücü de azalacaktır. O nedenle ortamın sakinliği çok önemli. Ortamın sakinliği ne kadar bozulursa ortamın gürültüsü o kadar sizlerin kaydetmek istediğiniz bu jeofizik enerjiyi bozacaktır ve sinyal gücü azalacaktır. O nedenle sessizlik ve gerçekten sessiz olan saatlerde çalışmak önemli. Tabii şehir içinde çalışıyorsanız, şehir içerisinde bir şehrin gürültüsü var. Tabii pandemi sürecinde bu şehrin gürültüsü bazen azalıyor, bazen çoğalıyor, bazen tekrar eski haline alıyor. Ama son yapılan bir çalışmada özellikle pandemiden sonra şehrin gürültüsü pasif sismoloji ile ölçüldü ve pasif sismoloji kayıtları, tabii insan gürültüleri bir enerji, şehrin gürültüleri bir enerji. Onu kaydettiklerinde görüldü ki aslında şehirlerimiz sakinleşti. Mesela dünyanın en sakin şehirleri olduğu gibi Türkiye'nin en sakin şehirleri var. Dünya aslında gürültü olarak bir sakinleşti.
Enerji, her türlü enerjiden bahsediyoruz. Aktif enerji, pasif enerji. O nedenle de sinyalin gücünü bizden ne kadar büyütürsek o kadar iyi veri elde edebiliriz. Evet, en soldaki sensör bir jeofon. Bu jeofonlar tabii değişik jeofonlar var. Genelde kent içerisinde 4,5 Hz jeofonlar kullanıyorlar. 4,5 Hz jeofonlarla yüzey dalgası analizi için gerekli veriyi topluyorlar. Tabii bu jeofon Hz olarak ne kadar yukarı doğru giderse 10 Hz, 40 Hz, işte 100 Hz, o zaman ne oluyor? Bu bir frekans değil mi? Hz nedir? Bir frekans. Frekansı büyüttüğünüz zaman ne oluyor? Zamanı küçültüyorsunuz. Yani daha sığ yerin altındaki daha sığ yerlerden, tabakalardan bilgiler alabiliyorsun ve kalitede yükseliyor. O nedenle de jeofon dediğimiz zaman bunların çok farklı modelleri var. Genellikle büyük deprem enerjisini kaydetmekte kullanmış olduğumuz, işte biz onlara sismometre diyoruz. 1 Hz'dir. 1 Hz ne oluyor? 1'e yaklaştıkça biz yerin altındaki bize ulaşan ya da kaydetmiş olduğumuz seyahat zamanı süresini büyütüyoruz. Onu daha uzaklardan bilgi alabiliyoruz. Yani sensör var ama bu sensörlerin hertzleri var. Yani frekans aralıkları var. Frekans bant aralıkları var. Bu bant aralıkları bizi ne yapıyor? Yerin altında hangi derinliklerde, hangi derinliklere kadar bizlerin çalışabileceğine imkan tanıyor. O nedenle de birinci kullanmış olduğumuz genel sismolojide sensörler, işte jeofon ya da sismometreler olarak dikkat çekiyor. Tabii ikinci olayda kaynak demiştik. Bu kaynak işte öğrencilerimizden biri en soldaki şeklin altına balyoz kullanıyor. Mesela kaç balyoz olacaksa bir balyoz enerji. Bir balyoz da bir enerji üretiyor ama genellikle Avrupa ya da dünya jeofizik standartlarına göre en az aynı yerde 5 balyoz bulursanız enerji ne kümülatif olarak toplanıyor ve ortamın gürültüsünü bastırınca sinyal kalitesi yükseliyor. Şimdi bu konu nedir diye baktığımız zaman biz neden bahsediyoruz? Şu anda jeofizikte veri toplamadan bahsediyoruz. Veri toplama jeofizikte, genel jeofizikte birinci aşamadır. Veri toplama, ikinci aşama veri analizi, üçüncü aşama ise veri yorumlamadır. Ya işte ben çok iyi bir yorumcuyum, bunlar verim kötüyse gerçekten ne yaparsan yap. Her işin başı veri kalitesine dayanıyor. O nedenle bizlerin asıl yoğunlaşması ve odaklanması gereken nokta data acquisition dediğimiz veri toplama kısmıdır. Bu kısımda ne kadar bizden iyi olursa diğer kısımlara yükler daha az biner. Veri yorumlama kısmında da işte spekülasyona dayalı. Ya bu adam müthiş bir yorumlayıcı. Buna gerek kalmaz. Çünkü veri kalitesi yüksek olduğu zaman o veri aslında kendi kendini açık eder. O nedenle bizim ilk dikkat etmemiz gereken şey sahada veri nasıl toplanır? Bir. İkincisi bu veri nasıl analiz edilir? Analiz eden bir sürü softwareler var, bir sürü yazılımlar var. Üçüncüsü bu yazılımların da tabii ki güçleri var. Özellikle ben Kanada'da Grassmont petrol sahası verileri, 1985 yılındaki verileri satın almıştık. Niye satın aldık? Veri eski ama 1985 yılından ne bileyim 2010 yılında ben o projenin başında 2010 yılındaki işte yazılımların gücü o kadar arttı ki o eski verilerden biz çok 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 bu yazılım gücündeki artmaya bağlı olarak çok güzel sinyallerin gücünü arttırdık, görüntü kalitesini yükselttik. O nedenle de zaman zaman iyi toplanmış veri, tarih olarak eski de olsa veri kaliteli ise tekrar yeniden bu verileri analiz ederek sizler ne yapabiliyorsunuz? Verinin toplanmış olduğu yıldaki teknolojik ve yazılım kapasitesindeki düşüklüğe bağlı olarak toplanamayan bilgiler, ilave yeni bilgiler elde edebiliyorsunuz. Yani ileride
akademik bir çalışma yapanlar için belki bu anlattığım önemli olabilir. Evet, tabii bu veri nasıl toplanıyor? Veri toplanırken bir hat gerekiyor. Yani bir çalışma hattı. Genelde bu hatlar tek boyutlu olabiliyor. Tek boyutlu olabiliyor. Ya da birbirine paralel iki boyut, üç boyutlu olabiliyor. Ve bu hat boyunca ne kadar çok işte sensörünüz, geofonunuz varsa o kadar çok bilgi alabiliyorsunuz. Bu geofonlar ne kadar birbirine yakınsa, geofon aralıkları ne kadar sıksa ve geofon sayı olarak yerin altındaki veriyi toplayan ya da enerji yakalayan bu geofizik sensörler, kayıtçılar ne kadar çoksa o kadar ne yapabiliyorsunuz? Yerin altındaki yapının görüntü kalitesini o kadar yükseltebiliyorsunuz. Evet, bu görüntü bana bunları anımsattı ve hatırlattı ve böylece genel jeofiziği bir yorumlama yaptık. Evet arkadaşlar, haftanın dersi dediğim ders, geçen haftanın dersi. Genellikle ben bunları özetliyordum. Fakat bu haftadan itibaren yeni bir strateji ortaya çıkarmaya çalıştım. Çoğunlukla arkadaşlar dersleri bir kere dinlesin ve özetlesin diye. Sizden istediğim geçen haftanın işte poster haline getirilmiş bu ders sunum slaytlarını, dersi bir kere dinledikten sonra ekte örnekte verildiği gibi özetlemeniz ve bana yollamanız. Bu dersten sonra size ilave bir 10 dakika vereceğim. 10 dakika içerisinde bu dersin sunumunu, yani bu haftanın dersini bana 10 dakika içerisinde özetleyip özel mesaj atabilirsin, e-mail mesajı atabilirsin. Bu şekilde de sizler bu dersin ettikten sonraki 10 dakikalık süre içerisinde özetlemenizi, özetleri bana yollamanı diyeceğim. Bu şekilde de bir önceki dersle istifadımız devam edecek. Genel olarak baktığımız zaman arkadaşlarımızın uzmanlık alanları ile ilgili sorunları var. Bu sorunlara devam ediyorlar. Bir insan tabii ki kendi kendini öğrenirse bu öğrenme long term memory dediğimiz, yani insan beyninin o kalıcı hafızasına yerleşebiliyor. Aksi takdirde işte ne bileyim bu işin ya da bu dersin öğretim görevlisi üyesi anlatsın biz dinleyelim derseniz, ki burada sizler bir pasif dinleyici oluyorsunuz, oradaki öğrenim kalitesi de oldukça düşük oluyor. Evet, buraya kadar bir değerlendirme alalım bakalım. Evet, Evin Yılmaz'dan bir değerlendirme. Evin, ne oluyor, ne bitiyor? Hocam, sizin anlattıklarınız mı yok mu, yoksa geçen haftaki sunumla ilgili? Yok, genel bir değerlendirme. Ne oluyor, ne bitiyor, ne yapıyoruz, ne anlatıyoruz? Hocam, nasıl anlatayım ki, bilemedim şimdi. Evet, nasıl anlatayım bilemedim. Evet, o zaman Alperen'e sorayım. Alperen, bir özetle bakalım sen. Ne anlattık, ne anlatıyoruz? Kafada kalan kısmı nedir? Altaran bir görüntü açan arkadaşımızı. Hocam, dersi işleyiş biçimimizi anlattınız. Jeofizik çalışmalarını anlattınız. Daha önceki öğrencilerle çalıştığımız görüntüleri gösterdiniz. Ben bunları anladım anlattıklarınızdan. Evet, teşekkür ediyoruz. Nereden baksak 14 dakika konuşmuşum. Demek ki 14 dakikada şu anlar bu kadar olduğuna göre biraz daha devam etmem gerekiyor. Demek ki dersin son 10 dakikasında, bittikten sonra bir 10 dakikası süre vereceğim. Bu bir önceki dersi sizler özetleyip bana yollayacaksınız. E-mail olabilir. E-mail daha tercih edilir. Hiç olmazsa kayıt olur. O şekilde. Evet, bu hafta Hocam, buyurun. Dersin sonunda böyle bizden bir özet istediniz ya. Bunlar evet. Arkadaşlarımızın da anlattığı slaytlar mı, yoksa sizin dersin başında konuşmalarınız mı hocam? Yok, şu slaytlar mı? Geçen hafta ders istemiş olduğum slaytlar var ya, görüyor musun haftanın dersi diye? Evet. Onu özetleyeceğim. Yani geçen haftanın dersi. Özetlemekle ilgili bir format verdim bu şekilde. İşte 200 kelimeye geçmeyecek şekilde de özetleme yapacağım. Tamam. O şekilde yani. Zaten geçen haftaki dersi muhakkak dinleyip geliyorsunuzdur. Her hafta bu şekilde ders bittikten sonra bir 10 dakika bizlerden böyle bir geçen dersle ilişkili bir özet istiyorum.
WhatsApp'tan da özel olarak mesaj atabilirsiniz ya da e-mail atabilirsiniz. Bu şekilde sizden bu dersle ilgili bir özel format, şu formatı da kullanabilirsiniz. Yani sunum için kullanmış olduğunuz formata 12 puntu olarak bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani boş bir kağıda aklımızda kalanları yazıp fotoğraf çekip gönderebilir miyiz? O da olur, dediğim doğru. O da olabilir. Tabii, tabii o da bir fikir. Tamam, e-mail olarak, fotoğraf çekip olarak gönderebilirsin. O da olur arkadaşlar. Tamam. Tamam hocam. O da iyi bir fikir. Belki ama daha hızlı. Arkadaşlarım bilmiyorum ama ben geçen haftayı şu an çok net hatırlamıyorum hocam. Bu haftadan sonra mı başlayacağız yoksa bu hafta başlayacağız mı? Neyse bu haftadan sonra başlayalım o zaman. O zaman gelecek haftadan itibaren arkadaşlar. Bunu ben gelecek hafta ödev olarak isteyeceğim. Oldu mu arkadaşlar? Peki hocam, tamam. O zaman gelecek haftadan sonra dersin sonunda bu işi yapacağız. Ama bu hafta bunu yükleyeceğim. Her hafta bunu da sisteme şey yapacağım. Dersten işte ne bileyim 13.40'a kadar teslim. Yani ders bittikten 20 dakika sonra teslim olarak bunu ikinci ödev olarak yüklemiş olacağım ve sizlerin de dersi dinleyip dinlemeden gelip gelmediğinizi ya da dinlediyseniz ne kadar anlayıp anlamadığınızı bu şekilde anlamaya çalışan bu arada bir feedback olacak arkadaşlar. Evet, geçen hafta bu dersteki sunum yapan arkadaşlarımız bu hafta da aktifti. Kuyu Loklarında Tolunay, Sismik Alperen, Manyetik Evin, Gravite Emine, Pasif Elektrik Tulcan, Pasif Sismoloji Umutcan. Evet, iyi bir araştırma grubu oldu. Ve Elektromanyetik Osman. Evet, bugün ne yapıyoruz? Tekrar sizlerle devam ediyoruz. Sizler bir okuma yapıyorsunuz. Bir, araştırma yapıyorsunuz. İkinci de ne yapıyorsunuz? Bunları tek sayfaya gerçekten bu formatta, işte template dediğim format bu işte. Bakın altı üstü mavi, bir mavi çizgi var. Bu sayfaya kullanmış olduğunuz bu sayfanın içine sunumunuzu yüklüyorsunuz. Template dediğim yani taslak demek. Türkçesi belki sunum taslağı. Benim dersimiz sunum taslağı bu arkadaşlar. Örneklemeyi de zaten ilk ders göndermişim ama olur ki, olabilir ki tabii ne anlatıldığı değil, ne anlaşıldığı önemli. Anlaşılmadık noktalarda olduğu ortaya çıktı. Bazı arkadaşın anlamadığı da ortaya çıktı. Ama bu WhatsApp üzerinden yaptığımız işte feedback alır, feedback verip bu hafta bu olayı daha anlaşılır kıldığımızı düşünüyorum. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşları dinleyerek devam ediyoruz. Pasif sismik konusunu Umutcan arkadaşımız anlatacak. Umutcan burada mı? Bakıyoruz. Evet, burada değilse geçiyoruz. Arkadaşımız yolladı. Bazı arkadaşlarımız çalışıyor, katılamıyor. O nedenle bizler ne yapıyoruz? Katılamasa bile ya işte bir emek verdi, yolladı. Çoğunlukla bir yükleme, yollama kısmını yaparak ödevin bir kısmını tamamlıyoruz. İkinci kısımda da elektrik yöntem. Tuğcan, buyur Tuğcan. Süren bir dakika. Evet hocam. Başlıyorum hocam. Elektrik özdirenç yönteminde genel olarak 3 ölçüt yöntemi kullanılır. Bunlar sondaj ölçüsü, profil ölçüsü, sondaj profil ölçüsü olmak üzere 3 tanedir. İlk olarak sondaj ölçüsü sabit bir nokta merkez alınacak şekilde her ölçüm sonucunda bu noktanın iki tarafında elektrotların bir çizgi boyunca açılmasıyla uygulanır. Böylece yer içinde düşey yöndeki özdirenç değişimleri incelenir. Bu nedenle bu yönteme düşey elektrik sondajı denir, yani DES. Bu şekilde ölçülen veri X ve Y ekseni olarak grafiklenir. Şekilde de gördüğünüz gibi. X ekseni AB bölü 2, Y ekseninde görünür özdirenç. Elde edilen eğriye de DES eğrisi denir. Genel olarak DES eğrisinde her iki eksende logaritmiktir. Bunun nedeni de çok geniş aralıklarda değiştiği için. DES ölçüleri yeraltı suyu, ana kaya üstündeki örtük alanının bulunması gibi amaçlar için kullanılır. Bu kadar hocam. Evet, teşekkür ediyoruz. Burada tabii rezistivitenin değişimi AB bölü 2 vermiş ve düşey eksende görünür özdirenç değişimi veriyor. Burada görünür özdirenç değişiminde ne oluyor? Bir düşme meydana geliyor ve düşmeden sonra bir hafif yükselme ve tekrar azalma meydana geliyor. Ve bu şekilde de ne yapabiliyoruz? Demek ki yerin altındaki yapı
özdirencindeki farklılaşma ne yapıyor? Yerin altında aslında homojen bir yapı olmadığını gösteriyor. Tabii bu DES ölçümü dediğimiz bir noktasal ölçümden bahsediyoruz. Yani bir noktadan aşağı doğru, bir noktadan aşağı doğru bizler özdirenç değerinin değişip değişmediğini, değişiyorsa hangi aralıklarda değişip değişmediğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Tabii dediğim gibi profil boyunca bu noktaları çoğalttığınız zaman bu düşey eksendekileri birbiriyle korele ediyoruz ve bunları haritaladığımız zaman o zaman ne oluyor? Çok elektrotlu görünür öz direnç haritaları meydana geliyor. Evet, yatay eksenin birimi metre olarak verilmiş. Düşey eksenin birimi de ohum metre. Ohum tabii ki öz direnç birimi olarak verilmiş. Tabii yatay eksen ile düşey eksen arasındaki yani uzaklıkla uzaklığa bağlı olarak öz dirençin değişimini bu şekilde bizler ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Tabii jeolojik formasyonlar hangi öz direnç büyüklüklerinde değişim veriyor? Belki bunları da bir sonraki derslerde işte kum taşında hangi aralıkta öz direnç değerleri ölçülüyor? Kireç taşında hangi aralıkta ölçülüyor? Çit taşında hangi aralıkta ölçülüyor? Bunları da tabii ki jeolojik ya da kaya formasyonları ile ne yapabiliriz? Senin vereceğin bilgilerle görebiliriz. Tabii burada düşey elektrik eğrisini verdim ve belki de bir sonraki hafta işte bir doğru boyunca çok elektrotlu yönteme bağlı haritalama nasıl yapılabilir? Yavaş yavaş demek ki her hafta buna ilgili bilgi taşıma ya da bilgi paylaşımı oldukça yararlı olacak arkadaşlar. Evet hocam, dediğiniz gibi yapacağım, onları koyacağım. Evet. Tabii buradaki metre diyoruz ama yatay eksen derinlik değil değil mi? Yatay eksen metre diyorsun ama yatay eksen derinlik değil herhalde. Bu açılım şey değil mi? Açılım evet, evet, evet hocam, evet açılım. Açılım da yani derinlikte nasıl gittiğini burada göremiyoruz aslında. Yani açıldıkça yani işte önce ne yapıyorsun? Ortada tabii ki potansiyel elektrotlar var. Akım elektrotlar açılıyor. Açıldıkça ölçülen değerleri görüyoruz. Açıldıkça ölçülen değerleri görüyoruz. Evet, bir sonraki hafta biraz daha bu konuda detay vereceğini tabii ki umuyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Evet, Osman Safayev, Osman elektromanyetik konusunda dün akşam gitti geldi doğal potansiyel konusu bu şeklin altında verildi. Daha sonra şekli değişir doğal potansiyel yaptı. Ama elektromanyetik yöntem olarak göndermiş olduğu bir şekil doğruydu. Evet Osman, bu konuda bakalım ne anlatacak. Buyur Osman. Evet hocam. Yer radarı 1960 yıllarından sonra yaygın olarak kullanılmaya başlamış bir jeofizik elektromanyetik yöntemdir. Yöntemde yatay doğrultusunda elektrik alanı yöneyi yayan bir verici anten aracılığı ile yer içinde yüksek frekanslı bir M dalgacık gönderilir. Ölçüler 10 MHz ve 2000 MHz F aralığı alıcı ve verici antenleriyle yapılır. Yer altında her iki taraflı farklı diyelektrik özellikle ve özdirençli kayışlardan oluşan yer arayı yüzeye M dalga yansımayla iletme uğrayacaktır. Yöntem sismik yansıma yöntemine benzemektedir. Hocam bu kadar benim söyleyeceğim. Evet doğru, son cümle önemli. Sismik yansıma yöntemine benziyor. Özellikle tabii ki sinyallerin yansıması işte tabakalardan yansıyarak gelmesi olayı aynı sismik yansıma yöntemiyle birebir benzer. Görüldüğü gibi şekil doğru şekil. Biz bunu tabii öğrencimin lisans tezinde bir projede uygulamıştık. Kimi bu şekilde çekiyor, kimi de omuzunu alıp bu ölçümleri yapıyor. Tek sorun burada tabii ki inebildiğimiz derinlikte bir sorun var. İşte belki bir sonraki hafta bu GPR yöntemiyle hangi ortamlarda, hangi jeolojik ortamlarda ne kadar inebiliyoruz?
ne bileyim GPR, jeofizik yönteminin nüfuz derinliği. Nüfuz derinliği şu, inebildiğimiz derinlik, görebildiğimiz yerin altındaki derinlik. İşte kullanılan antene göre nasıl değişiyor ya da incelenen ortamdaki jeolojik formasyona göre nasıl değişiyor? Bunlarla ilgili de bilgi vererek bu çalışmayı devam edebilirsin. Tabii GPR biz bunları yapıda da uyguluyoruz. İşte betonun altındaki donatıları işte görebiliyoruz. Bunlarla ilgili bir uygulama yapmıştık. Özellikle yapı jeofiziğinde de kullanılıyor. Yapıların işte beton kalitesi, korozyon tabii ki korozyona bağlı. Betonun altındaki o donatılarda paslanma meydana geliyor. Bunları ne yapabiliriz? Görüntüleyerek gerçekten bir bozulma meydana gelip gelmediğini anlayabiliriz. Tabii ki bunlar için frekans bandı çok büyük GPR sistemleri gerekiyor. Senin de bahsettiğin gibi GPR antenlerinin frekans bandı oldukça geniş. Ne kadar büyük olursa o kadar işte betondaki o ne bileyim 20 santim ya da 30 santim aşağıdaki donatıları dahi görebilme imkanı var. Tabii ki bu sistemin gücü aslında kullanılan antenin frekans gücüyle alakalı. Demek ki yöntem frekans gücüyle amaca göre uygulandığı yerler değişebiliyor. Genellikle arkeo jeofizikte sahada kullanılıyor şey arkeolojik araştırmalarda, kayıp mezarlar araştırmalarında bunlar kullanılıyor. Yerin altında işte ne bileyim bizim özellikle yapmış olduğumuz çalışmada işte bir patlamış boru olayı var. Acaba nerede patladı ya da boru nereden geçiyor, projesi kaybolmuş. Biz çok eskiden yerin altından ne bileyim geçirilmiş bu borunun yerini bu GPR yöntemiyle bulabiliyoruz. Zaten senin koymuş olduğun bu şekildeki alttaki yapıda buried tank dediğimiz yani gömülü bir tank yapısı. Genellikle projeler eskidikçe bu tür detaylar kayboluyor ve unutuluyor. Ve bunlar zaman içerisinde patlama meydana getiriyor. Ve bu patlama kaynağı da bazen bu tür şehir içindeki çalışmalarda arayabiliyoruz. Evet Osman sen bir sonraki hafta bu konuda çalışmalara devam et. Teşekkürler. Tamam hocam. Evet, Tolunay Erdem Rama Rey konusunu bahsede anlatıyor. Buyur Tolunay. Evet hocam. Öncelikle şeyden bahsetmek istiyorum. Yaygın olarak kullanılan log çeşitleri var. Bunlar gamma ray logu, sonic log, kaliper logu, resistivity logu, density logu, fotoelektrik logu ve nötron logu. Bundan bugün anlatacağım gamma logu var. Doğal radyoaktiviteyi ölçüyor. Radyoaktif elementlerden uranyum, toryum ve potasyum genellikle şehir ve killer içindeki konsantre olduğu için sedimenter kayışlardaki şehir miktarını yansıtıyor. Gamma ray logu ölçüm sırasında sedimenter ortamlar, kayışlar ve kil olmak üzere iki sınıf altında toplanabilir. Tüm kayışların radyoaktivitesi içerisinde gözenekli ve boşluk miktarına bakılmaksızın kile göre daha az kabul edilir. Aynı alanda yer alan organik denizel killer diğer killere göre daha yüksek gamma ışını yayabilirler. Kayaçlar kil materyallerinden bağımsız olarak kuvarslı kum, kum taşı, kireç taşı, dolomit, anhidrit, tuz, bol lignit ve kömür içerdiği zaman çok daha düşük radyoaktiviteye sahip olurlar. Genellikle kile göre düşük fakat yine de diğer kayaçlara göre daha yüksek radyoaktiviteye sahip kayaçlar olarak arkoz, feldispatik kumlar ve kum taşları ile bazı volkanik ve magmatik kayışlar sayılabilir. Anlatacağım gamarayla ilgili bu kadar bugün. Evet, teşekkür ediyoruz Solunay'a. Şimdi tabii sağ tarafta iki tane sinyal görüyoruz. Bakın arkadaşlar bu sinyaller hemen hemen birbirinin aynı sinyaller. Sinyallerin gelmiş olduğu nokta R1 noktası ve R2 noktası. Yani farklı derinliklerde iki farklı sinyal var. Bu sinyallerin benzerliği neyi gösteriyor? Aslında R1 ve R2 noktasındaki malzemenin aslında benzer olduğunu gösteriyor. Fakat bu malzemelerin derinlikleri farklı olduğu için görüldüğü gibi ilk sinyal yani ilk ölçülen genlik
işte çizgiyle gösterilmiş. İlk ölçülen genlikteki zaman farkı, delta t, yani bir gecikme farkı neyi gösteriyor? Aslında bu birbirine benzer sinyallerin farklı derinliklerde olduğunu gösteriyor. Sinyaller benzemeseydi o zaman diyecektik ki demek ki farklı bir yapıya geçtik diyebilecektik. Zaten en soldaki eğri de bu sinyallerdeki değişimi gösteriyor. Bakın yukarıdan başladığımız zaman bu sinyaller delta t dediğimiz zaman işte düşen, yükselen şekilde ya da sinyal gücü zayıflayan. Şimdi sinyal gücü zayıflayan kısım var. Tam derinlik göremiyorum. İşte bu sinyalin gücü ne zayıflatıyor? Sinyalin gücü ne zayıflatır arkadaşlar? Bir defa sıvı bir ortam ne yapar? Sinyalin gücünü zayıflatır. Demek ki sinyal katı ortamda genlik olarak daha büyük. En sağ mavi ortamda gözüken o sinyale biz genlik diyoruz. O maksimum tepe noktası genliğin büyüklüğünü gösteriyor. Bakın en soldaki kuyu içerisindeki sinyalde görüldüğü gibi genliğin yatay yönde maksimum olduğu ama belli aralıklarda neredeyse küçüldüğü yerler var. İşte o küçüldüğü yerler neyi gösteriyor? Acaba sinyalin gücünü orada nasıl bir yapı küçülttü? Genellikle bu petrol aramasında kullanılıyor. Bu ölçüye bakarak biz diyoruz ki demek ki orada sıvı bir ortam var. Bu sıvı ortama girdik. Ve o sinyal tekrar eski gücüne kavuşmaya başladığı zaman da demek ki sıvı ortamdan çıktık diyebiliyoruz. Demek ki kuyu içi sismik çalışması diyebiliriz. Çünkü sinyaller sismik sinyaller. O nedenle de bu oldukça yerinde ve direkt veri verdiği için çok hassas bir çalışma bize veriyor. Şu zaten sinyaldeki genlik büyümesindeki genliğin büyüdüğü derinlikler, genlik büyümesindeki genliğin küçüldüğü yerler bize neyi gösteriyor? Ortamın katı, fiziksel olarak ortamın sıvı, fiziksel olarak değişim aralıklarının ya da geçiş sonlarının derinliklerini bize verebiliyor. Evet, gerçekten bu kuyu içi sismik çalışması önemli bir konu. Apayrı bir dünya, önemli bir konu arkadaşlar. O nedenle de sorunmaya, bu konudaki çalışmalara devam etmesinin oldukça yararlı olacağını söylemek istiyorum. Ve teşekkür ediyorum. Tabii kuyu içi logo ile ilgili olarak da dün akşam kısa bir araştırma yaptım. Burada oldukça detay bilgiler var. Principles of Well Logging. Belki Torunay bu siteye gelebilirsin. Bunu da paylaşmıştım ben. Buradan biraz daha detay bilgiler bulabilirsin. Evet hocam, akşam bir göz gezdirmiştim zaten. Evet. Şimdi Alperen'e geçiyoruz. Buyur Alperen. Merhaba hocam. Başlıyorum anlatmaya. Evet. Buyurun. Bir enerji kaynağının oluşturduğu sismik dalgalar yer altında bu sedimenter kayaç tabakalarına, uyumsuzluk serilerine, sulara, gaza çarpıp bu tabakalar, ara yüzeyler ayna görevi görür ve onlardan yansır. Ara yüzeylerden yansıyan sismik dalgaların seyahat zamanının ölçülmesini içerir. İki boyutlu sismik yansıma bir hat boyunca yerleştirilen bir kabloya bağlı alıcılar karada jeofonlar alabilir. Burada denizde olduğu için hidrofonlar yoluyla gerçekleşir. Alıcılar gelen sinyalleri kayıt cihazlarına iletirler. Sismik yansımada veri toplama ve veri analizi sismik kırılma yöntemine göre daha uzun sürer ve daha yüksek. Bir arazide veri işlem boyutu 400 GB olabilir. Deniz araştırmalarında kullanımı sismik kırılmasından daha uygundur. Petrol, doğalgaz, kömür aramalarında, liman, karayolu, baraj gibi büyük yapıların yer kabuğu araştırmalarında sismik yansıma yöntemi kullanılır. Evet. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Tabii şu anda Türkiye Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de araştırma gemisi var, jeofizik gemisi var. Oruç Reis ne yapıyor? Bu tür bir araştırmayı yapıyor. Bu da tabii o araştırmanın nasıl yapıldığıyla ilişkili. Tabii bir sondaj gemisi var, bir de jeofizik araştırma gemisi var. Görüldüğü gibi genellikle meta sismik bir gemisi deniyor. Nasıl çalıştığı ile ilgili sistemi burada kısaca özetliyor. Tabii gemi ne yapıyor? Geminin gitmiş olduğu bir hat var. Tabii o hat neyi gösteriyor? Bizim araştırma hattımız. Arkada da araştırma profilimiz var.
Bu profilin en başında görüldüğü üzere ne var? Bir kaynak var. Sürekli ne yapılıyor? İşte her 50 metrede artık bilemiyorum ya da her 100 metrede tabii ki onun araştırma kalitesi bu kaynaklar arasındaki mesafe ne yapıyor? Etkiliyor. Demek ki her 100 metrede nasıl çalıştığını güncel Oruç Reis'teki sistemi bilmediğim için ama sistem bu şekilde çalışıyor. Sürekli kaynak üretiyorsun ve bu kaynaktan yayılan enerji deniz tabanından aşağı doğru gidiyor ve orada yansıyor. Ve yansımalar ne yapıyor? Hidrofonlarda kaydediliyor ve sonra gemiyi tekrar aynı şekilde bir 50 metre daha gittikten sonra ya da 100 metre daha gittikten sonra tabii her bir patlatma aralığı nedir? Artık onu araştırma planlı ya da projesini yapan mühendisler düzenli bu şekilde ne yapabiliyoruz? Bizler yerin altındaki tabakalardan yansıyan verileri ne kadar çoğaltabilirsek o kadar yerin altındaki görüntü kalitesindeki yükselmeye bizler ne yapabiliyoruz? Katkı sağlayabiliyoruz. Aslında bu çalışmış olduğum ya da hazırlamış olduğum bu sunum oldukça güncel. Ne arıyoruz bizler? Bakın orada işte oil dediğimiz, bakın orada bir tabakalanmış, orada bir değil mi? Tabakalanmış. Orada saklı petrolü arıyoruz. Tabii orada su da var. Impermeable rock, yani geçirimsiz kayaçlar da var. Gaz da var, petrol de var. Görüldüğü gibi pore dissolver rock da var. Yani gözenekli kayaç rakları da var, rezervuar kayaları da var. Ama bunun belli kısmında petrol var. Görüldüğü gibi petrol arasında geçimsiz tabakalar da var. Gerçekten önemli bir araştırma konusu ama sismik yansıma işte güç olarak ne yapabiliyor? Bu tespiti zor ve saklı bu enerji kaynaklarının tespitinde önemli katkılar sağlıyor. Tabii denizdeki yansıma çalışması, karadaki yansıma çalışmalarına göre biraz daha maliyetli çünkü oldukça donanımlı bir gemi gerektiriyor. Genellikle denizdeki sismik yansımada warp dediğimiz wide angle reflection profiller kullanıyor. Yani geniş açılı yansımalar kullanıyor. Bakın buradaki yansımalar da hemen hemen geniş açı. Tabii açı ne kadar geniş olursa o kadar daha geniş aralıkta bilgi veriyor. Evet, bu konu ilginç. Altaran bu konuda sen tabii ki devam edeceksin. Belki dönem sonunda bu konuda önemli bir birikime sahip olacaksın. Evet, bir sonraki soruna geçiyoruz. Emine Özbağdır. Buyurun Emine Hanım. Başlayayım hocam. Rejyonel gravite verilerinden üretilen haritalar 1973'te MTA'nın Türkiye Jeofizik Rejyonel Gravite Haritaları projesi sonucunda elde edilen veriler ile başlayıp 1988 yılında tamamlanmıştır. Toplam 60.166 adet gravite verisi yaklaşık 5-6 kilometre aralıklarıyla ölçülmüştür. Ayrıca bu verilere ek olarak 2006'da başlayıp 2011 yılında sona eren TÜBİTAK projesi kapsamında 25 bin adet 2,5 kilometre aralıklarla ölçülen gravite verileri de eklenmiştir. Gravite arazi çalışmalarında kot ve koordinat ölçümleri 1 bölü 25 binlik topografik haritalar üzerinden 1. 2. ve 3. dereceden rengiler ile harita üzerinde kot ve koordinatlar okunabilecek okul, cami, yol ayrımı ve benzeri noktalar bulunarak ölçülmüştür. Ekranda gördüğümüz bu haritada Doğu Anadolu yönündeki mavi renkli bölgeler, gravite değerlerinin düşük ve kabuğun oldukça kalın, Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki kırmızı renkli bölgeler ise gravite değerlerinin yüksek, kabuğun ince olduğunu belirtmektedir. Gediz graveni, Kuzey Anadolu fayı gibi bölgeler ise haritada belirgin olarak ayırt edilmektedir. Evet, teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir çalışma. Bu çalışmada iki farklı çalışmada toplanan verilerin tek bir haritada sentezlendiğini, görüntülendiğini burada görüyoruz. Tabii birinci çalışma çok eski yıllardan başlayan ve ölçüm aralıkları
her bir nokta arasında 5-6 kilometre olan bir çalışmadan toplanmış. İkinci bir çalışmada TÜBİTAK destekli ölçüm aralıkları 2,5 kilometre olan daha hassas, daha sık aralıklarla toplanan verilerden oluşmuş. Aslında aralarında çözünürlük olarak %100 bir fark var diyebilir. Çünkü birinde 5-6 kilometre ölçüm aralıkları, birinde 2,5-3 kilometre. O nedenle de benim aslında merak ettiğim bu daha sonra TÜBİTAK projesi kapsamında toplanan verilerin toplanmış olduğu alanı bu harita üzerinde göstersek, işte ne bileyim çözünürlüğü 2,5-3 kilometre olan alandaki işte gravite buke verisindeki çözünürlük ile 5,5-6 kilometre aralıktaki geri kalan haritanın geri kalan kısmındaki bölgelerdeki çözünürlük arasındaki farkı bizler burada görebildik. Belki bunu haftaya hani bölge olarak şey yapabilirsen, o çalışma hangi bölgede, Kuzeybatı Anadolu diyor ama Kuzeybatı Anadolu'nun tamamı mı, neresi? Onları da belki eklemen durumunda, hiç olmazsa çözünürlüğe bağlı, yani ölçüm noktalarının sıklığına, ki burada en sık olan 2,5-3 kilometre ya da seyrekliğine, burada seyrek olan 5,5-6 kilometre bağlı olarak bu gravite haritalarındaki çözünürlük nasıl değişiyor ya da şu anda bu harita üzerinde en güvenilir, en hassas veri hangi alanda toplanmış, bunu da belki de anlamış oluruz. Evet, ben teşekkür ediyorum. Güzel bir sunumdu. Evet, bununla ilgili olarak benim bir feedback'im oldu. Tabii erken saatlerde gönderdiği için ne demişim? Evet, az önce özetlediklerimi söylemişim. 1973 ile 88, nereden bakışalım? 73, 15 senede toplanmış. Yani 15 senede toplanan bir çalışmadan bahsediyoruz. 5-6 kilometre hassasiyet ile ölçüm. 2006, 5 yıl. 5 yılda toplanan gözlem süresi, yani çalışma süresi 5 yıl olan ama hassasiyeti 5-6 kilometre olan bir çalışma ile 1973-88 yılları arasında yapılan diğer bir çalışma bu haritada birleştirilmiş. Bu karınlı ve buge anomalileri arasındaki ilişkilendirme oldukça net. Tabii ben daha sonra referans verilen makaleye gittim. Bu makalede bayağı bir detay çalışma var. Arkadaşlar bu makaleyi okuyabilir. Daha detay Türkiye'deki jeofizik gravit haritaları ve değerlendirmesi konusunda bilgi alabilir. Bu haritaya baktığımız zaman az önce Emre'nin bahsettiği gibi, bakın oradaki jeofizik bulge haritasındaki mavi alanlar tamamen kabuk kalınlığı en yüksek olan alanlara denk geliyor. Demek ki jeofizik bulge verilerinden bizden ne yapabiliyoruz? Kabuk kalınlığının pik yaptığı bölgeleri ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Tabii TE eşittir 10 kilometre için bu harita yapılmış. Bu modellemede esas alınan T parametresi. Tabii o T parametresi nedir? Onu da Emine belki bir sonraki hafta açıklayabilir. T 10 kilometre ne demektir? T 20 olsa ne olur? O T neye göre değişir? Belki bilgi verebilir. Demek ki jeofizik bulge haritasının kabuk karınlığına dönüşmüş hali bu şekilde arkadaşlar. Kabuk karınlığı Doğu Anadolu'ndan İran, Zağros'a doğru oldukça artıyor. Zaten oralar bildirme kuşakları, dünyanın en büyük bildirme kuşakları Doğu Anadolu'dan İran'ın içine Zağros'a doğru devam ediyor. Orada da beklendiği üzere kabuk karınlığı oldukça yüksek gözlenmiş durumda. Teşekkür ederim. Evet, bir sonraki sunum için Evin Yılmaz'a geldik. Buyur Evin. Başlayayım hocam. Buyurun. Dünyanın manyetik alanı, diğer adıyla jeomanyetik alan, dünyadan uzaya doğru uzanan manyetik alandır. Dünyadan çıkan manyetik alan, güneşten gelen yüklü parçacıklardan oluşan güneş rüzgarlarıyla buluşur. Bu alan dünyanın dönüş eksenini baz alarak yaklaşık 10 derece kaymış bir manyetik dipoldür. Kuzey
Kuzey jeomanyetik kutup, Grönland'ın yakınlarında kuzey yarım kürede olan kutup, aslında manyetik olarak dünyanın manyetik alanının güney kutbudur. Güney jeomanyetik kutup da manyetik alanın kuzey kutbudur. Çubuk mıknatıslardan farklı olarak dünyanın manyetik alanı zamanla değişir. Çünkü bu manyetik alan dünyanın dönüş hareketinden meydana gelir. Kuzey ve güney manyetik kutuplar jeolojik zaman aralıkları arasında değişim gösterir. Fakat bu değişim çok küçük hızlarda olduğundan genel pusulaların çalışmalarını engelleyecek bir hareket bulunmaz. Ve böylece pusulalar yön bulmakta kullanılabilir. Öyle hocam. Evet, teşekkür ediyoruz. Bununla ilgili evet, teşekkürler. Benim feedback'im ne olmuş? Sonunda kullandığın şekil geçen haftaki şekle çok benziyor demişim ama ilave yeni bilgiler sunmak istediğin anlaşılıyor. Belki buna ilişkin dünyanın manyetik alanı ne zaman kaymış, Grönland nerede, belki anlatırken dünyanın manyetik alanı ne kadar sürede değişir, dünyanın manyetik alanı en son ne zaman değişti gibi sorulara da belki bir sonraki sunumda cevap verirsin. Evet, bu jeomanyetik dersi kapsamında bilmiyorum bu kadar detay almamıştık ama aslında ders kitaplarında bu kadar detay yok. Ama Metin İlkışık hocamızın kitabında bununla ilgili bilgiler var. Evet, güzel bir konu herhalde manyetik konusunda bu şekilde ya da farklı şekilde devam edeceksin. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Rica ederim hocam, ben teşekkür ederim. Evet, pasif sismik Umutcan var mı Umutcan burada? Umutcan herhalde yolluyor, çalışıyor. Ben çalışıyorum dedi. Ama daha sonra videomu çeker yollarım dedi. Kendisine bir daha bir kapıma isteği gönderelim bakalım. Kendi hocam kapı... yollamıştı o size, çekmişti. Öyle mi? Bana gelmedi ama. Tamam, gelince ben şey yaparım. Ona bir bakarım. Evet. Şimdi pasif sismik önemli bir konu arkadaşlar. Bir defa biz bunu işte Ay'da kullanıyoruz, Mars'ta kullanıyoruz, öyle değil mi? Yani şimdi bizler Ay'da, Mars'ta aktif sismik yapabilir miyiz? Yapamayız. İşte Ay'daki, Mars'taki ya da Dünya'daki bu pasif sismik enerjisi, yani ortamdaki gürültü ne oluyor? Enerji olarak kullanılıyor ve bu ortamdaki bu enerji, pasif enerji kullanılarak yerin altındaki yapıların araştırılması yapılıyor. Aslında aktif sismolojide kullanılan sensörler kullanılıyor fakat aktif kaynak üretilmiyor. İşte 30 saniyelik kayıtlar yapılıyor. Benim bir öğrencim bitirme ödevinde çalışmıştı. 30 saniyelik kayıtlar yapılıyor. Ve bu kayıtlar daha sonra ne oluyor? Biriktiriliyor ve yerin altındaki modelleme pasif sismik ile yapılıyor. Genellikle şu anda pasif sismik ile ilgili en popüler çalışma işte mikro tremor dediğimiz çalışma. Biz bunu Sultan Gazi'de bir projede yapmıştık. Oranın imara dönük çalışmasında ben danışmandım. Her bir noktada en az 30 dakika ölçüm. 30 dakika ortamın gürültüsünü dinliyorsunuz ve oradaki yerin altındaki yapının hız büyüklüğünü ne yapabiliyorsunuz? Bulabiliyorsunuz. Yani ne dinliyorsunuz? İşte oradaki yarım saatte enerjiyi topluyorsunuz. O sinyallerin enerjisinden, toplam enerjisinden o ortamdaki yapının sismik özelliklerini bulabiliyorsunuz. Oldukça popüler bir yöntem ve mikro tremor yöntemi olarak da bu konuyu araştırabilirsiniz. Çünkü enerji gerektirmiyor. Bir tane mikro tremor aleti almanız ile noktası olarak bu tür ölçümleri jeofizik mühendisleri yapıyor. Özellikle mikro bölgeleme çalışmalarında sık sık da kullanılıyor ve bu pasif sismik verilerin analizinden VS30 tahminleri yapılarak bir bölgenin 30 metreye kadar olan sismik hız büyüklüğündeki değişme ne yapılabiliyor, tahmin edilebiliyor. Bence son yılların en popüler konularından bir tanesi de pasif sismik konusu arkadaşlar. Evet, bir sonraki slayta geçelim diyeceğim. Bu arada bir saatimizi doldurmuşuz.
hemen hemen kısa bir iki de ben ilave yapayım. Dersi tabii sizlerle devam ettiriyoruz. Şimdi gravite anomalisinden bahsettik. Gravite anomalisi ne yapıyor? Bize yol gösteriyor, öyle değil mi? Yatay profil boyunca bizler ne yapıyoruz? Bir gravite ölçümü yapıyoruz ve gravitedeki negatif ve pozitif anomaliler bize bilgi veriyor. Tabii Emine arkadaşımızın göstermiş olduğu Türkiye'deki bu anomali arkasındaki verilerin çoğunluğu negatifti. Tabii buradaki arazi ölçümündeki olay bölgesel etkilerden arındırılmış bir olaydan bahsediyoruz. Yerinde ölçülen gravite büyüklüğü. Tabii alan dümdüz bir alan. Dümdüz bir alan olduğu için topografyadaki değişmeye bağlı bir düzeltme gerekmiyor. Yani gravite yönteminde oldukça düzeltme yapılması gerekiyor. Şimşek düzeltmesi gibi. Şu andaki alan düz bir alanda gravite ölçümü yapılmış ve orada gravitenin yani yoğunluğu yükseldiği bir alanda bir sondaj çalışması yapılıyor. O sondaj çalışması yapılınca ne oluyor? Biz yerin altında işte bu gravitedeki büyümeye neden olan ne yapabiliyoruz? Jeolojik formasyonlar ile ilgili bilgi sahibi olabiliriz. Acaba ne var ki bu gravitedeki büyüklükte bir yükselime neden oldu? Tabii tabakalanma ile ilgili bilgi sismik yansımadan geliyor. Ve daha detaylı bilgi de oradaki delil hol dediğimiz sondajdan geliyor. Ve bu şekilde ne yapıyoruz? Çalışmalara devam ediyoruz. Sorun da hocam, buyurun. Hocam çok özür dilerim. Bölüyorum fakat bizim 12.50'de yani benim bilgisayar destekli çizim dersim vardı. Tamam. Tamam. Hemen bitiriyorum. Tamam. Hemen bitiriyorum. Ve daha sonra da bu altındaki direkt ölçülen jeolojik verileri testinde biz ne yapabiliyoruz? Kendimiz bir model eğrisi, buna biz predictive eğri diyoruz. Ve bir model eğrisi bizim ölçülen eğrimizle çakıştığı zaman bizler ne yapabiliyoruz? Demek ki yer altındaki gerçek modele yaklaştık diyebiliyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizi burada bu şekilde sonuçlandırıyoruz ve hepinize İyi haftalar diliyorum. Tekrar bu şekilde sunumlarınızı hazırlamaya devam edin. Hepinize iyi dersler diliyorum. İyi günler arkadaşlar. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. İyi günler arkadaşlar. Kaydı durdur yapayım. Evet.